Avatar, Avatar, Avatar geldi, gördük ve izledik. Yok olmadı. Yani Veni Vodo Vojia. Video. Sen kendini Jules Caesar zanneden bir manyaksın. Diyeceksiniz ki ay zevzekliği bırakın. Hayır. James Cameron da bir Jules Caesar'dır. Lafı oraya bağlarım bir gün. Görürsünüz. Sevgili dostlar. Avatar, Avatar dedik. Avatar 2 geliyormuş dedik. Hatta 5 evet. Çıkacakmış yani. 5'e kadar yolu var bu işin tutarsa dedik. Evet. Geldi. Sevgili dostlar biz size sorduk Avatar'la ilgili neyi bilmek istiyorsunuz diye. Siz de bize birkaç cevap verdiniz. Biz de o cevaplardan en spoilersız olanını yani spoiler içermeden cevap verebileceğimizi seçtik. Ve şimdi ben kendim de cevaplayacağım ama önce arkadaşlarıma soruyorum. Film nasıldı? Hocam bence bir film tanıtım sürecinde bir şeyler vaat eder ve ondan sonra onu ne kadar iyi verip vermediğine göre o filmin kalitesini değerlendirecek olursak bu film tam vaat ettiğini çatır çutur veriyor. Bence vaat ettiğinin hiç altında kalmıyor. Vaat ettiğinin bir sürede çıkmıyor. Yani örneğin sen diyorsun ki kardeşim ben mesela işte elma almaya manava gitmek istiyorum diyorsun. Bir beklentim var manavda elma olup olmamasıyla ilgili. Manava gidiyorsun. Elma var mı? Var. Çürük mü? Değil. Tadı ekstra güzel mi? Değil. Her gün aldığın bir elma gibi. Evet. Alıp poşetinde dolduruyorsun. Ama hıyar gibi. Eve döndüğümde bak abi ki elma aldım deyip armut gösterirsen ya da papaya gösterirsen olmaz. Ama peki şu da olabilir mesela ben elma aramaya çıktım. Bir gittim manava. Abi bir elma var. Ya ben normal elma yemeye geldim. Hayatımda yediğim en güzel elma bu örnek mi mesela? Değil. Yok o değil. Çünkü bence elma diye gösterdiğin zaman şeyde bir tane beklenti oluşuyor aklına gidiyorsun. Kıpkırmızı böyle hormonlu bir elmayla karşılaşıyorsun. İşte bu elma bu film. Bu arada yani film nasıl diye cevap olsun diye aslında bunu veriyoruz ya. Tamam. Şöyle bir şey var. Film çok eğlenceliydi. Çok sürükleyiciydi. Çok güzeldi. Görüntü, çarçurt bilmem ne olarak. Bir sürü senaryo boşluğu bulmaya çalıştım. Bulamadım, zorladım, bulamadım. Hiçbir falsosu olmayan, hiçbir şey vermeyen, dümdüz, mükemmel bir filmdi. Nasıl? Tıpkı Avatar'ın ilki gibi. Ama o armuttu, elma ile armut toplanmaz. Vallahi ilkiyle bu arasında beklenti ve sonuç payoff olarak farklar söyleyebilirim. Bunu sonradan sorayım çünkü soruların arasında var galiba. Abi senin için nasıldı film? Abi film çok güzeldi. Sevgili arkadaşlarımızla gittik, izledik ve daha önce hani ekranda görmediğimiz şeyler gördük. 3D karakterlerin gerçek karakterlerle interaksiyonunda böyle dokunmada, itmede, kalkmada hep böyle bir sorun olur. Bir kıçıkırıklık görürüz. Bunda yoktu. Çok uyumluydu. Spider bir kere bence bu filmin yani en belirleyici kararı olmuş. Spider diye bir arkadaş var. Çok ayrıntılı bahsetmeyeceğim. Evet. Sadece Spider diye bir arkadaş olduğundan bahsedeceğim. Yani Spider'ın filme neden konduğu ve filmde ne işe yaradığı daha sonraki incelemelerimizde anlatırız. Yani görsel olarak böyle arşa götürdü bizi. Şeyi söyleyebiliriz tabii ki. Yani CGI olmayan bir karakter varken. Evet işte söyleyebiliriz. Öyle. CGI olmayan bir karakter evet. Var ve bu navilerin arasında dolaşıyor ve bunlarla iniyor, kalkıyor, hopluyor, zıplıyor, güreşiyor, ediyor evet. Falan. Yani inanılmaz bir uyum. Şimdi yani filmle ilgili en çok konuşulan şey zaten filmin aşırı pahalı olması, filmi aşırı işte James Cameron'ın özen göstermesi bilmem ne. Bunu gerçekten görüyoruz bence filmde yani. Bu özel efektlerin en çok törtlediği yer herhalde fiziksel gerçek şeylerle iletişim kurduğu şeyler oluyor başka yerlerde. İşte Gollum'la Frodo karşı karşıya geldiği zaman ne bileyim Jar Jar'ı boynundan tuttuğun zaman ne bileyim trolün sırtına atladığın zaman falan. Bakışlar tutmaz hiç. Bakışlar bilmem ne. Yani bunda tabii ki yani gerçek olmadığını biliyorsun ama herhalde bunun kadar o detayları çalışmış, her sahne için tek tek çalışmışlar ve belli ki bu yüzden zaten bu kadar uzun sürmüş ve bu kadar pahalı olmuş herhalde. Bir şey söyleyeceğim. Bir kere ben şunu söylemek isterim. Benim elma örneğinden anlaşılacağınız gibi ben de sizin gibi düşünüyorum. Ben de yani Ömercan'ın söylediği, senin söylediğin gibi. Fakat şuna katılmıyorum. Her sahnesine tek tek çalışılmış. Yok çalışılmayacaktı yani her sahnesinde tek tek. Yani sen böyle bir şey yapıyorsan, böyle bir şeyin altına giriyorsan, yani belli ki sen inovatif bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. Bütün böyle daha önce yapılmamış
bir emeğin altına gidiyorsun. Yani CGI karışık bilmem ne falan. Evet. Ya, tabii ki bunu yapacaksın. Ama... Hele sen James Cameron'san ki James Cameron biliyorsunuz yani detaycılığıyla çok ün salmış bir tip. E tabii ki bu yani bu benim beklentim. Yani James Cameron'ın ya bu şey olsun diye söylüyorum. Yani biraz sana karşı olan bir şey değil de James Cameron'ın haber değeri şey olurdu. Abi bu filmin hiçbir karesiyle uğraşmamış. Desen asiktir ne oluyor derdim. Ya bu benim için bir haberdi. Ama bak bu bahsettiğimiz konularda biz bir sürü film izliyoruz. İşte süper kahraman filmleri bu ara çok değil mi? Efekt mefekt kullanıyor. İlla ki bir yerinde bir böyle bir dalgalanma, bir böyle bir sırıtma, bir hadi izleyici olarak kabul ettim çünkü hikaye izliyorum gitmem lazım falan durumuna düşüyoruz. Burada yok. Arıyorum ya böyle aynen. Kare kare. Bak mesele şu. Yok. Şimdi bu özel efekt olayıyla bunun teknolojisi yani yıllardır var böyle. Benim mesela hatırladığım en eski Dragon Heart diye bir film vardı. Hmm. Ejder Yürek böyle ejderha ile şövalye arkadaş oluyor filan. Şankan'ı seslendiriyor. Aynen. Mesela yani o zamandan beri böyle hani CGI karakterler var ve Mert'in dediği gibi hep bir şey bulur. Şimdi bunun da şeyini biliyoruz abi. Üzerine vakit ayırdıkça güzelleşiyor. Tabii. Detaylı. Render. Evet. Her frame için sen çizmeye yetmeye başladığı şey oluyor. O da eldeki kaynak hani vakit nakittirle bağdaşan bir şey. Şimdi uyduruyorum. Mesela yakın zamanda She-Hulk izledik tamam mı? Hmm. She-Hulk böyle şey konusunda cüretkar bir projeydi. İşte gölgelerin arasına kaçmadı. İşte karanlıkta çekmediler. İşte evet. Bayağı gündüz vakti laps 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 yürüyen suratıyla saçıyla orada olan bir tip. Yer yer çok iyiydi. Ama yer yer ay CGI ay ay CGI yok, bence... dedirttiriyordu mesela. Yok. Evet, ben şiir yapmaya çalışmışım. Orada olayı o. Şey yapma şey şirin. Olsaydı dünya... Tamam Necmi bir daha söylesene. Şirin yapmaya çalışmışım. Şurada bence çok. Aynen. She-Hulk ya. Evet. Bir espri var mı? Cevdet yapmadı. Ben niye uğraşıyorum? Evet. Neyse. Cevdet'in espri elçisi. Eğer She-Hulk'un işte tüm dünyanın beklediği böyle şey kadar Avatar kadar meşhur olacak, gişe yapacak bir proje olsaydı belki ona da 16 yıl çalışırlardı falan ya da 16 yıllık süreci hani 2 yıla sıkıştıracak şekilde çalışırlardı ve ortaya çıkabilirdi ama işte çıkmıyor. Çünkü bu zamanla ve eldeki kaynaklarla doğru orantılı bir şey. James Cameron'ın olayı biraz bu yani hani adam o emeği toplayabilecek havuzu şeyi yaratmış vaziyette. Yani zaten aslında son soru şimdi lafları karıştırmak istemiyorum soruları karıştırmak istemiyorum ama bir gişe mevzusu var ya hep biz geek muhabbetlerinde falan da konuştuk işte bu filmin kâra geçmesi için çok başarılı olması gerekiyor şu an böyle bir riske girdi falan. Hani bunun işte sebebini görüyoruz yani sebebi hakikaten her kare için her şey için çalışılmış dokunmalarda fiziksel işte şeylerde atlamalarda, zıplamalarda, işte harekette, devinimde, bilmem ne de hani bir izleyişte, bir oturuşta tabii oturup mercekle şeyle incelemedik ama yani bir kere bile sırıtmadı ya. Ya bu benim takdir ettiğim bir şey değil. Bu benim sinemaya ben bunun için gitmiyorum. Ama bunu yani bu emeği hani şey yapmadan da geçemiyorum yani. Hani görmezden gelmek mümkün değil yani. Instagram'dan sizin sorduğunuz soruları kendimize sormaya devam ediyoruz. Buyurun hocam. Hocam 13 sene beklediğine değmiş mi diye bir soru gelmiş. Alper Tunceli'den. Uydurdum ismi. Yazmamışsınız ismi. Madem Instagram diye sözünüz var. Bir kişi değil bunlar. Bir tek bir soruların ortalamaları. O zaman öyle yazın oraya. Oraya öyle yazacak. Çalışmıyor geek yapar. Çalışmıyor. Evet, evet hocam. Evet. 13 yıl beklediğimize değmiş mi? Hocam bu soru için teşekkür ederim. Çok güzel bir soru gerçekten. Abi 13 sene beklediğime değmiş mi? Bir kere 13 sene beklemedim. Yani daha bir sene önce falan Avatar vardı doğru falan oldum. Bence bir sürü insan da öyle oldu. Evet bence de öyle oldu. Bak şöyle bir farklılık var ve bu konuda da yeterince bence ya araştırma yapmadım bilmiyorum. Biraz araştırma yaptım ama sonuç alamadım. Ya şey abi ben bunu gerçekten doğru bir sinemada izledim mi? Ya bir IMAX'te izledim. Hı, evet. Doğru. Ama İstanbul'da bir IMAX'te izledim. Ve salon o... Ya ben ilk filmi işte şansım vardı Amerika'da böyle kocaman bir IMAX'te izlemiştim tamam mı? Kardeşim, bir şey söylemek istiyorum. Biz o zaman da İstinye'de izledik bir ya. Bir şey söylemek istiyorum. Ne? Yani şunu demeye çalışıyorum. Fark şu. Orada izlediğim Avatar'da şöyle bir derinlik görmüştüm abi ben. Böyle hani 3D'lerde sinema günlüklerinden anlatmışım. Dışarı çıkan objeler falan oluyor ya. Ama o filmde yaşadığım deneyim gerçekten böyle içeri doğru katman katman bir 3D dünya görmüştüm. Ben mesela bu sinemada onu göremedim. Anlatabiliyor muyum? O açıdan, görsel açıdan ya benim izlediğim sinemayla alakalı ya da bir tercih olarak ki neden böyle tercih olsun ki? Yani o derinliği bulamadım. Ama onun dışında abi 6 aydır falan beklediğime değdi evet. Yani 6 ay önce aldım. Bu konuyla ilgili bir bilgi vermek istedim size. Bu 3 boyutlu hadiselerin
teknolojik altyapısı değil onları güzelleştiren aslında. Zaten fix teknolojik altyapısı, gözlük teknolojisi ve işte o iç içe geçmiş iki görüntü teknolojisi. Ancak hikaye perde boyutuna çok kalıyor. Yani perde ne kadar büyükse ve sen ne kadar o oranla doğru yerde oturuyorsan, evet, o zaman şöyle oluyor. Yani sen kenarları görmeden, evet, sadece içeride hissediyor oluyorsun. Dolayısıyla doğru perde büyüklüğü bence burada da vardır. Doğru yerde oturma, biz onu yapamamış olabiliriz. Biraz o da senin salaklığın. Kenarlarda bir hıyar gibi niye oraya oturuyorsun? Çok özür dilerim bu salaklığından dolayı. Annemden çok, özellikle. Estağfurullah. Bu çok büyük olunca nerede oturduğun çok da fark etmemeye başlıyor. Zaten IMAX işte diğer bütün perdelerden büyük olma iddiasında Türkiye'de de Amerika'da falan daha da şeydir eminim. Buyurun. Bir de ekleyeceğim. Çift lazer ve tek lazer kullanan iki ayrı projektör varmış ve bunu tek lazer çıkışlı projektörlerden izlememizi tavsiye ediyor büyük bilim insanları. Hocam sinema salonuna gittiğimde bir de onunla uğraşamayacağım. Yani sizin kaç lazer çıkışınız var diye gişedeki kadına sorarsam eminim o da biz popcorn satıyoruz diyecektir. Şimdi hocam, buyurun. 13 yıl benim beklediğime bence mesela değmedi açıkçası. Ben şöyle çünkü düşünüyorum. Şimdi bu film hakikaten görsel olarak falan çok etkileyici. Yani görsel olarak etkileyici, az önce konuştuğumuz emek muhabbeti yüzünden etkileyici. Evet. Ama yani ben mesela bu film hani öyle bir hava yaratıyor ya, işte üf, işte iyi ki de öyle bir havayla gelmişti. İşte üf, dünyanın en önemli sinema olayıyla karşılaşacaksınız bilmem ne. Ve şeyi anlıyorum yani, James Cameron ve onun kadrosu oturup bakın bir konu, bu konuyla ilgili bir takım denemeler yapılıyor. Biz şimdi en iyisini yapacağız diyorlar. Ve evet onu yapıyorlar bence, ama onlar olan bir şeyin en iyisini yapıyorlar bence. Ortaya olmayan bir şey koyuyor değiller. Ve benim sinemaya veya sanata genel olarak tüketici olarak yaklaşmamdaki aradığım şey budur. Yani biraz olmayan, benim düşünemediğim, düşünemeyeceğim bir şeyin orada yansımasını görmek isterim. Ve bu kadar büyük beklenti yaratan bir proje ki burada şöyle bir şey var. Yani o az önce konuştuğumuz emeğin maddi olarak karşılığını alabilmek zorunda bu proje. Hani o yüzden herkesin izlemesi zorunlu ve herkes de izleyebiliyor. Bunu gene konuşabiliriz yani, böyle hiç bu tarz şeyler izlemeyen insanlar da izliyor falan. Öyle olduğu için hani böyle bir beklenti o yüzden tabii yaratılıyor. Ama ben hani bu film bir bilim kurguysa, bu film işte farklı dünyalarda geçen, bana daha önce düşünmediğim ya da görmediğim, tanık olmadığım bir takım işte bilim kurgusal, aksiyonsal, böyle öyküsel, serüvensel bir şeyler verecekse vermiyor aslında. Konudan, senaryodan bahsetmiş oluyorsun. Evet, elbette. Evet. Yani 15 yıl biz bunu niye bekledik? İşte James Cameron ve arkadaşları, bir dakika abi çalışıyoruz, dur bu resim de bitmedi. Allah, dur dur çok güzel oluyor. Yok. Evet çok güzel olmuş, aferin yani, ama günün sonunda ne anlatıyorsun? İşte bildiğimiz şeyi anlatıyorsun. Sen de ben de yani biraz sana katılıyorum, ama şöyle yani işte sanattan beklentim, bilmem neden beklentim, bu çok başka yani. Ben sadece vurdulu kırdılı bir film izlemekten de hoşlanırım çoğu zaman. Ha. Ancak James Cameron bana hep böyle bir şey izlenimi vermiştir. Mesela her filminde hakikaten sinemaya inovatif bir şeyler verir. Fakat bu filmde de vermiş bu arada, ama dur senin dediğine geleceğim. Mesela ilk Avatar filminde aslında böyle çok cüretkar olmamakla birlikte işte büyük 3 boyutlu animasyonlarla kişilerin bir arada olduğu sahneler vardı. Ama bu filmde daha cüretkar, yani bu filmde artık o Spider karakteriyle her yerde. Sonra mesela ormanda geçmişti. Orman daha safe bir zone. Ama bu filmde mesela suda geçiyor. Su çok bambaşka bir aslında boyut işin. Çünkü onu işte renderlama, yani o suyu gerçekçi yapabilmek zaten işte bu kadar bilgisayar oyunu vesaire oynadığımızda hatırlayın. Çok zor yani. Hepsi yapamıyor bunu. Ve bunu böyle hani işte 2 saat boyunca suda geçiren bir macera yapmak, hatta adını işte suyun yolu koymak bence iddialı bir bakış açısı. Fakat James Cameron, Ömercan'ın dediği gibi burada yeni bir şey yapmaktansa var olan bir şeyi mükemmelleştirmek üzerine bir inovatiflik geliştirmiş. Evet. Ona katılıyorum. Yani wow efekt yaratmadı mesela. Gördüğümüz şeyi çok daha iyi gördük, ama yeni bir şey gördük. Bu seni wowlatmadı mı? Gördüğün şey bu beni wowlattı. Ama Avatar'da mesela altı tel saçımı yolduysam, burada saçımı yoğulmadım. Allah. Onu demek istiyorum. Ben size söyleyeyim mi? Ben burada... Ya mesela Cevdet tabii bilerek öyle söylemediğini farkındayım da. Mesela inovasyon diyor ya bunun için.
Bence bu inovasyon falan değil. Değil işte. Bu bir şey, ne diyelim? Bu bir girişim. Bu bir challenge gibi bir şey. Yani bu böyle şey gibi abi. Bu piramit gibi bir şey mesela. Piramit nasıl inşa edilmiş? Bir ömürler boyunca, hani birden fazla ömür boyunca belki milyonlarca insan... bir sürü, yani binlerce, belki milyonlarca insan bir sürüsün telef olduğu koca koca hani kölelik sistemiyle dikilmiş yapılar mı onlar? Şimdi ona bakıp aa bunu bunlar yapmış biz de yapabiliriz demiyorsun. Başka piramit falan yok. Çünkü hani o uğura feda edilecek bir şey değil o. Bu da biraz onun gibi yani. Mesela bu aa o zaman seneye de Avatar gibi bir film daha gelir. Gelmeyecek ki. Çünkü bu ancak bu kadar çok para ve bu kadar çok izlenmeyle olabilen bir şey. Hani belki 50 yıl sonra bunun tıpkısının aynısını artık bir hafta sonunda üretebiliyor olacaklar. Biraz yani. Burada şeyi gözden kaçırmayın. Burada harcanan para sürekli işte prodüksiyona vesaire harcamıyor. Tam olarak bazı teknolojilerin, bu filme özel bazı çözümlerin geliştirilmesi için buraya. Ama yani işte, burada bir Ar-Ge bütçesi var. Ama hangi filmin içinde Ar-Ge bütçesi var? Şey olduğundan şüpheliyim işte Mert. Yani o kadar anlamıyorum tabii bu işlerden ama. Hani bu teknolojilerin aa bak şimdi çok pratik bir yöntem geliştirdik. Bir sonraki filmde de uygulanabilir falan. Muhakkak öyle şeyler ortaya çıkmıştır tek tük. Ama hani genel olarak hani seneye bir tane daha Avatar filmi görmemiz mümkün değil. Vallahi çünkü bu hayvan gibi pahalı ve emek isteyen bir şey. Şimdi eğer 5 tane yapacağız diyorsa Avatar, bence burada bir şey vardır yani her 13 senede bir zaten James Cameron evet. Şeyi ya, o yetmez. Başka, o başka. Ben şunu demek istiyorum abi. Mesela Gollum'u gördüler, Jar Jar Binks'i gördüler. Dediler ki aa CGI'li karakter olabilir. Evet. Ve bir sürü filmlerde olmaya bilmem neye uygulanmaya başladı. Evet. Ama Avatar'ın ölçeğinde bu işin yapılması her dakika tekrar edilecek bir şey. Ancak James Cameron yaparsa yapar. Bilmiyorum. Bu konuda bir araştırmanızı öneririm hepinizin. Evet. Kendim dahil olmak üzere. Bence illaki vardır bir inovatif gelişme ki yani sen dedin ya şu yoktur. Hani asıl o vardır. Bir dahakine bunu daha teknolojik yapacak bir şeye üretim o 13 senenin içerisindedir. Şimdi mesela artık onda bir şey çıkarmak. Hani matbaa gibi düşün. Harfler dizilmiş artık şu anda. Artık basmak o kadar iş değil yani gibi. İşte ben burada... Bir şeyler olmalıdır diye tahmin durumun ediyorum. Durumun o kadar öyle olduğunu düşünmüyorum. Yani şey olduğu kadar ne bileyim işte Star Wars'ın şunu keşfet... Neyse tamam bir daha şey. Ben böyle iddia ediyorum. Ömercan aksini iddia ediyor. Mert de benim gibi düşünüyor. Siz araştıranlar... Evet siz haklısınız. Bu mu senin şeyin? Hayır. Siz... Bu var görüyorsunuz arkadaşlar. Cennetin bütün olayı oligarşi. Çoğunluğu siz... yakalayan sağ ol İlhan. Siz araştıranlar lütfen yazınız. Devam ediyorum. Sinema dünyası için devrimsel bir yönü olacak... bir daha alıyorum. Evet. İlk filme göre senaryo ve karakter dilinde ilerleme var mı? Bunu size sormuyorum. Bunu önce ben kendim yanıtlamak istiyorum müsaadenizle. Çünkü az konuştuğum için yani. Hayır yok. Yani tabii az konuşuyor. Çünkü hep Ömercan konuşuyor. Hayır yok. Çünkü... Birinci filmde de yoktu bence. Yani birinci filmde de bir derinlik yoktu. Ve Avatar'dan böyle bir beklenti hiç girmedim. Yani şu Jack'i biraz daha yakından tanıyalım falan gibi. Hiçbir şeyim yok, beklentim yoktu. Yine sağ olsunlar yapmışlar bir derinlik, bir şeyler. Hani ucundan kıyısından böyle bir... Ha bu da bunun sebebi işte aile bilmem ne falan. Ha bak dünyevi öğretilerle işte bu Pandorovi öğretiler birbirine girmiş. Buradan bir şeyler çıkmış falan. Sağ olsunlar, eksik olmasınlar. Ama bence böyle bir beklentim de yok. Ve bir karakter derinliği de yok. Buyurun. Abi bence var. Bence senaryo daha iyi, hikaye daha iyi. İlk seferde izlediğimiz ve çok da böyle bizi etkilememesine rağmen orada olan karakterlere geri dönüyoruz. Devam ediyorlar onların hayat yolculuğu. Bunu söyleyebiliriz herhalde çünkü şeylerde var fragmanlar. Sully bir aile kuruyor Nathry ile birlikte ve bu aileyle ilişkilerini çok fazla görüyoruz. Beni özellikle bir aile olmak, aile kurmak, baba oğul ilişkileri, işte anne oğul, kardeş ilişkileri falanına çok götürdü. Pek çok Hollywood klişesini içinde barındırdığını kabul ediyorum. Ama ve lakin birkaç tane benim ilgimi çok çeken ve aa evet ya bu Avatar dünyasına, Navi'lerin ortamına çok iyi gitmiş dediğim öğe var. Ya abi ben genel olarak senin gibi düşünmeyerek çok iyi ileri bir adım attıklarını düşünüyorum. Senaryoda bu sefer daha az öfledim, püfledim. Daha az sonra olacak şeyleri tahmin ettim diyelim. Daha yayıldı. Orada birazcık aşina olduğum karakterler hakkında birazcık daha bir şeyler öğrenmeye başladım ve bu bir kabul edebileceğim bir seriye dönüşüyor benim için şu anda. Ya valla bence o senin söylediğin şeyler sadece
dallanıp budaklanmaya başlayan bir öykünün zaten elzem düzeyde ihtiyacı olduğu kadar var. Bence şey olarak hani böyle olması gerektiğinin ötesinde yok yani. Bence cevap hayır. Bence ilk kadar izleysel veya ilk kadar en fazla derin. Yapsa James Cameron yapardı dediğiniz bir şey var mıydı? İşte ben kısaca öyle diyorum ha. Bence bu projeyi anca demek ki bu adam yapabiliyor. Bunun da hani şeyi şu. Adamı şöyle bir tanışsak sanki adama zorlanırmışız gibi geliyor bana bu adamla. Yani bana böyle bu adam çok aşırı talepkar, aşırı böyle dominant, aşırı herkesten istediğini almak için hiç sabırsız ve şey davranan agresif bir herifmiş falan gibi geliyor. Yani kötü bir adamdır demiyorum da hani böyle sert ve alacağını alan bir adam biraz, gibi geliyor. Biraz taciz vesaire değil de bu mobbing demeyeyim şey biraz... Doğru biraz mobbing şey gibi. Biraz mobbing gibi adı çıkmış bir adam. Yani ya böyle, mobbing yani işi bıraksın diye değil de böyle çok zorlayan bir yüzden de insan oldu. Haklarına artık aykırı şeyler ya alan ismi çıkmış onun bir hani insan. Bunu böyle adamı suçlayacak kadar konuşmaya değer mi değmez mi onu biz bilemeyiz de ama hani sert bir yönetmen falan olduğu zaten biliniyor. Yani o yüzden bence evet yani bu proje aşırı talepkar bir proje ve bu talepkarlığı karşılayabilecek talepkarlıkta bir yönetmen bir proje lideri bulmuş kendine diye düşünüyorum. Katılıyorum. Ben de katılıyorum. Diğer sorulara da aslında cevap verdik ama ikisini bir söyleyeceğim. Sinemada izlemeye değer mi? IMAX'te izlenmeli mi? Gişesi nasıl olur denmiş. Sonuncusu yorum sorusu. İlkini hocam IMAX'te izledin, Amerika'da aradığını bulamadın ama yine de okey değil mi? IMAX'te izlenmeli yani. Evet, Amerika'da bulduğumu zaten aramadım da. Onu da söylemek istedim. Abi şey... Çünkü vatan aynı. Buna Ömercan teşekkür ederim. Harika bir cevap verdi. Hatta sadece sinemada izlenir dedi. Ben de buna katılıyorum. Bu gerçekten sadece 3 boyutlu gözlüğünü taktığın işte bir sinemada izlenir. Sadece şöyle bir şey var. Benim bir eleştirim daha var abi. Bu IMAX sinemasının gittiğimizin ya da hepsinin sesi herhangi bir Dolby sinemasından daha kötü. Dolayısıyla ben ses olarak o kadar tatmin olamadım. Yani en iyisi sanırım bunu gidip bir IMAX'te izleyip daha sonra bir Dolby'ye gidip gözlerini kapayıp filmi yeniden aklından geçirmek şeklinde olabilir diye düşünüyorum ben. Teşekkür ederim. Şey çok güzel, sana. Çok mantıklı olacak. Bir de ayrıca müzeye gidip frame frame resimlere de görelim istersen şeyi. Evet. İki şey söyleyeceğim. Bir tanesi basın gösteriminde sesi o kadar açmadıklarını deneyimledim zaman içerisinde. Evet. Bunun bir etkisi olabilir. Yaşlılar var korkuyorlar diye biliyorum. Atilla Dorsay. Falan ekmesin diye bakacağım. O yüzden bir kez daha gitmeni öneririm. Yani en azından IMAX'e. Tamam. İkincisi hatırlar mısınız bilmiyorum. Ben size Avatar'ı sinema günlüklerinde konuştuğumda işte benim askere gittiğim seneye geldiğinden dolayı sinemada izleme deneyimini yaşayamadığımı ama sonradan izlediğimde vay anasına ne güzel sinemada izleseymişim keşke dediğimi ancak çok geç olduğunu anlatmıştım. Şimdi ise sinemada izleme fırsatı buldum. Ve yani 3 boyutlu gelişmiş tabii. O zaman için wow effect vardı. Şimdi öyle bir wow effect olmadı. Yani çok güzel bir 3 boyut. Hani 3 boyuttan bahsediyorum. Fakat izledik daha önce. Yani 2009'dan bu yana artık o kadar da şey değil. Yani hani 3 boyutunda wow dedirtecek bir şey yaşamadım. Ha, ben yani bir... herhangi bir Marvel filminde izledik yani bunu. Ben bir şey daha eklemek istiyorum. Reklamcılık yapayım biraz. 2 tane sinema bileti bütçeniz varsa... Kurak Günlere ve Avatar'a gidin. Eğer bir tane filme gidecek bütçeniz varsa Kurak Günlere gidin. Eğer 3 tane varsa Avatar'a 2 kere gidin. Biri IMAX'te, biri Dolby'de, gözleriniz kapalı. Diğerinde de Kurak Günlere gidin. Evet. Eğer 4 tane biletiniz varsa 4.sü yarak Kurak Günlere gidin. Eğer 5 tane gidecek şeyiniz varsa da o zaman çok zenginsiniz. Siktirin gidin falan. Ne bileyim ben. Nereye İşesi bakacağım? Nasıl olur? Gişesi iyi olacak gibi gözüküyor. Şeyi bir kenara, yorum bir yani kenara. Yani parayı çıkarır mı? Yatırdığını çıkarır mı? Ya vallahi abi işte dediğim gibi çok çıtası yüksek ama o çıtaya da ulaşabilir gibi gözüküyor şimdilik. Böyle Çin'de, Min'de falan işte ön satışlarıyla, ön satışlarıyla şimdiden rekorlar kırmaya başlamış zaten falan. Geçen Ozan'la konuştum. Ozan diyor ki yani bu film hakkında diyor mesela böyle şey oluştu mu diyor merak ediyorum. Pardon diyor. Hangi Ozan? Bobin kafayla. Ha, okay. Diyor ki. Zaten sinemadaydı ya. Evet. Bir şey oluştu mu onu merak ediyorum. Mesela işte... Ya özel görüşmüyorsunuz yani. Baş başa yemeğe çıkmadınız yani. Ne yapsın? Hayır yani hatırlasın diye evet. Kim olduğunu. Bert bu camiaya çok eskiden beri vakıf olmadığından. Sen bilmezsin diyorsun. Ben Bobin Kafa'yı Bobin Kafa olarak biliyorum abi. Bobin Kafa Ozan diye bilmiyordum. Şimdi
O şöyle bir şey söyledi. Nasıl ki işte atıyorum bir lore hakimiyet diye bir şey vardı bir şey geldiğinde. İnsanların diyor mesela şeyden çok emin değilim. Avatar lore'una hakimi olduğundan. Mesela çoğuna isimler soruyorum. Kimse bilmiyor. Hatta Jack yani herifin ismi. Bunu bile diyor. Hani bilmiyorlar. Ha Jack'ti doğru falan Jack diyen var da. Jack Jack, J-A-J-K diye yazılır bu. Jake. Güzel. Bu aşırı önemli detaydan teşekkür sonra. Teşekkür ederim hocam. Yani dolayısıyla ama insanların... Ama bana her zaman doğruları söylemek gerekiyor. Avatar... Sus artık. İnsanların avatar beklentileri aslında biraz daha şey... evet 3 boyutlu bir deneyim yaşamıştık falan. Ya yani dünyaya dair değil demek istiyorum. Evet. Ya mesela şimdi Dune da gelecek ve hep beraber hani Dune'un lore'uyla ilgili böyle hani işte bilmeyenler araştırdı bilmem ne yaptı falan. Ama mesela Avatar öyle değil. Yani öyle bir fantastik veya bilim kurgu şeyine oturmuş bir lore'u yok. Zaten konusu da öyle değil. Zaten daha çok vurdulu kırdılı canrada sanki biraz iş yapıyor gibi. Buyurun. Yok bununla ilgili bir şey söyleyeceğim ama onu öbür videoda söyleyeyim artık. Olur. Öbür video dediği Ömercan'ın sevgili dostlar tabii ki spoilerlı çatır çutur sonunu başını ortasını hatta bir sonraki filmin senaryolarından bile spoiler ettiğimiz bir muhabbet olacak. O muhabbette görüşmek üzere. Ne olursunuz çana tıklayın, abone olun, izleyin, izlettirin. Çünkü gerçekten izlemeler çok düştü. Tamam. Merak etme söz. Ben izlenmeleri nasıl tekrar toparlayacağımızı biliyorum.